Herkese merhaba. Bu ders videomuzda Riemann küresi ve stereografik izdüşüm hakkında konuşacağız. Buradaki problem biraz eskiye dayanıyor. Problem şu. Şimdi dünyamızı bir küre şeklinde düşünecek olursak ki tam küre değil biliyorsunuz, geoit şeklinde. Küre şeklinde düşünecek olursak dünya üzerindeki her noktayı sonlu bir düzleme yani bir kağıt parçası ya da bir harita parçası üzerine resmetmek istiyoruz. İşte bu küre üzerindeki her noktayı biz istiyoruz ki kağıt üzerine eşleyelim. Yani söyleyelim mesela şöyle kırmızı renkli kalemimle alayım. Mesela şuradaki noktanın acaba karşılığı küre üzerinde nerede? Burada mı? Ya yani Bunların hepsini sırasıyla eşleşme, eşleştirmek istiyorum ki elimde bir harita mevcut olsun. Bunları kaldıralım. Şimdi, ee, Bizim problemimizde şöyle bir şey var. Biz istiyoruz ki sonlu bir düzlem olsun fakat burada gördüğünüz gibi bu yeşil küreyi sarı düzlem üzerine resmeteceğiz. Fakat sarı düzlem sınırsız bir düzlem. Öncelikle bunu nasıl yapacağımızı görelim. Ondan sonra geri kalan kısımlarını da zaten konuşuruz. Tanımlarımız var onlara bakalım. S x1 x2 x3 üçlerinden oluşuyor. Öyle ki bunların kareleri toplam 1. Kümesine birim küre yüzeyi denir. Nasıl x kare artı y kare eşittir 1 bir birim çember yüzeyin birim çemberi veriyordu. Burada da üç bileşenin kareleri toplamı birken birim küre yüzeyine veriyor. Zaten analitik geometride bunları gördüğünüzü düşünüyorum. Buradaki amacımız küre yüzeyindeki her bir büyük z noktasını ekvator düzlemindeki yani buradaki sarı düzlemden bahsediyoruz bir küçük z noktasıyla eşleştirmektir. Yani yeşil olan yüzeyin bir görüntüsünü, fotoğrafını yani düzlemde bir fotoğrafını çekmek gibi düşünebiliriz. Bunu şu şekilde yapacağız. N001 noktası parantez içinde kuzey kutup noktası yazmışım. Zaten böyle bir e, küre gördüğün zaman şuradaki noktası zaten kuzeyde kalıyor gibi o şekilde adlandırmışız. N001 noktası ve x1 x2 düzlemindeki x1 dediğimiz bu x2 dediğimiz bu x1 x2 düzlemi sarı düzlemden bahsediyoruz. Z noktasından geçen doğruyu inşa ettiğimizde bu doğru küreyi bir büyük Z noktasında kesecektir. İşte bu işlem için büyük Z noktasına küçük Z noktasının stereografik iz düşümü denir. Yani nasıl yapıyoruz arkadaşlar ondan şöyle bahsedelim. Şöyle değişik renkli kalemimi alayım. Şimdi bir tane nokta seçeceğiz. Mesela Şuradaki noktayı seçelim. şu noktayı seçtik. Tabi bu içeriye gidiyor. Ben şu kenar da göstereyim arkadaşlar. daha güzel olur. Şimdi küremiz var. Buradan geçen düzlemimiz var. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. şöyle düzlemimizi de şöyle işaretleyelim. Küremizi de şöyle bir üç boyut kazandırmaya çalışalım. Olayımız şu. diyor ki buradan bir nokta seç. Güzel seçtim. Küçük Z noktası. Bir de Kuzey Kutbu noktasını seç. Güzel seçtim. Bunları birleştir. Bak bunları birleştirdiğinde küre yüzeyini delip geçiyor. İşte buradaki büyük Z noktasına küçük Z noktasının stereografik iz düşümü denir. Bu kadar. Bütün Z noktaları için mesela şu düzlem şöyle uzuyor ya. Mesela şuradan seçeceğim şöyle birleştireceğim. Bu sefer buradan geçecek gibi. Buradaki bütün kompleks düzlemi bu şekilde kuzey kutup noktasını birleştirerek küreyle kesiştirebilirsin. Gerçekten de diyeceksin ki sonradan e, buradaki küre yüzeyi kompleks düzleme resmi yani kompleks düzlem değil şimdilik e, birazdan söyleyeceğiz onu buradaki düzlemi resmi olmuş diyeceğiz. Bu kafana iyi yatmadıysa ben derste genelde şöyle anlatıyorum. Şimdi şunları kaldıralım. Şimdi bu Kuzey Kutup noktası var ya arkadaşım. Orada 0 0 1 böyle bir lazer olduğunu düşün. Şimdi bu lazer ile şöyle doğrusal bir şekilde tutuyorsun bir nokta. Şuradaki şöyle diyelim Z noktası. Lazer şu kutup noktasından lazer tuttuğunu düşün. Kürenin tam üstünden. Yani içinde bir lazer gibi düşün. Buradan lazer tuttuğunda bir noktada kesip düzlem bir yerde düzlem bir yerde çarpıyor. Demek ki buradaki kestiği noktaya buradaki küçük Z noktasını stereografik iz düşümü denir diyoruz. Yani işin aslı bu şekilde. Bunları kaldıralım. Devam edelim. Eğer x1 x2 düzlemi kompleks düzlem yani C, cz düzlemi olarak alınırsa birim küreye Riemann küresi denir. Yani Riemann küresi dediğimiz anda Düzlemin kompleks düzlem, yani komplekse çalıştığımızı anlayacağız. Şimdi formüllerimize gelelim nasıl çıkıyor da bakacağız. Büyük z noktası x1, x2, x3 noktası olmak üzere kompleks düzlemde verilen küçük z yani x artı iy noktasının stereografik izdüşümü ise Yani bize küçük z noktası verildiğinde Bunun stereografik izdüşümünü isterse nasıl bulacağız? Yani x'imiz y'imiz belliyken ne yapacağız? Çok kolay Büyük z'nin birinci koordinatı yani x1 2 reel z bölü modül z kare artı 1. x2 2 e, imajiner z bölü modül z kare artı 1. x3 de modül z kare eksi 1 bölü modül z kare artı 1 şeklinde bulunur. Yani burada X'i biliyorsan buradaki her şeyi yapabilirsin. Gerçekten de şimdi formül nasıl çıkacak arkadaşlar ona bakalım. Aa, şu yeşil kalemimi alayım. Gerçekten de Kuzey kutbu ile x, y sıfırdan geçen doğrunun parametrik denklemi. Burada biraz e, analitik geometri kullanacağız. Yani şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Şu şöyle birim küremizi çizelim. Şimdi Şuradaki de düzlemimiz olsun. Şimdi şurada n 0 0 1 ve şuradan bir z noktası aldık. Neydi? x virgül y virgül e, bunun üçüncü koordinatı neydi? Sıfırdır. Bu iki doğruyu birleştirdiğim e pardon bu iki noktayı birleştirdiğimde doğru denklemini yazabiliyorum. Öyle değil mi? Hatta parametrik denklemi de yazmışım. x1 eşittir tx x2 eşittir ty x3 eşittir 1 eksi t t reel olmak üzere buradaki e, ...doğrumuzun denklemini yıldızla işaretlemişiz. Buradan ben biliyorum ki x1'in karesi artı, x2'nin karesi artı, x3'ün karesi neye eşitti? Küre yüzeyinde olduğu için 1'e eşitti. Dolayısıyla x1'in kendisini yazdım, karesini aldım. x2'nin kendisini yazdım, karesini aldım. x3'ün kendisini yazdım, karesini aldım. 1'e eşitledim. Buradan e, t kare parantezini aldım da x kare artı, y kare artı, 1 artı, 1 eksi, 2 t eşittir, 1 oldu. Sonra buradan t'yi çektiğim zaman t dediğim şey... 2 bölü x kare artı y kare artı 1 gelir. Bu da aslında x kare artı y kare neydi? Modül z'nin karesiydi. Yani t dediğim şey 2 bölü modül z kare artı 1 geldi. Olup bu t değerini yıldızda yerine yazalım. Bakın şurada yerine yazacağız sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Burada yerine yazarsam bu t değerini ne gelecek? t değerini mesela sadece şurada ben yerine yazayım size söyleyeyim. t değerini burada yerine yazar isek 2x bölü modül z kare artı 1 gelir değil mi? E, x dediğim ne? Real z değil mi? Real z bu kadar bitti. Benzer şekilde burada yazarsan y dediğim şey imajiner z idi. 2 imajiner bölü e, imajiner z bölü modül z kare artı 1. Benzer şekilde burada da yazarsan zaten t yerine payda eşitlersen istediğim şey gelir. Tersine formülü bulduk. Şimdi bize ne yaptıydık? x noktası yani pardon x artı i noktası verildiğinde yani küçük z verildiğinde ben büyük z'yi buluyordum. Peki tersine ne yapabiliriz? Büyük z verilirse küçük z'yi bulabilir miyiz? E, bulabiliriz. Yani bir tarafı bulabiliyorsak diğerini de zaten bulabiliriz. Elimde elimizde formüller var. Büyük z x1 x2 x3 noktası verilirse bu noktaya karşılık gelen küçük z noktasının iz düşümü şu şekilde bulunur. Küçük x dediğimiz şey yani z'nin reel kısmı x1 bölü 1 eksi x3 küçük y dediğimiz şey küçük demeye gerek yok yani imajiner kısım x2 bölü 1 eksi x3 şeklinde bulunur. Gerçekten de yıldız denkleminde t eşittir 1 eksi x3 yerine yazılıp x ve y çekilirse yani bir önceki denklemde şurada arkadaşlar nerede Heh, burada. Burada t yerine 1 eksi x3 yazacağız. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi şurada dikkat ederseniz x3 zaten 1 eksi t idi. O zaman t'yi karşıya x3 karşıya atarsak t yerine 1 eksi x3 yazacağız. Yani şurada 1 eksi x3 yaz. Y'yi çek. Burada 1 eksi x3 yaz. X'i çek. Dolayısıyla bu formüllere ulaşmış olacağız. İkinci kısmı size bırakıyorum. Yapabilirsiniz. Zaten ne demek istediğimizi yazmışız. Gelelim bir notumuz var. Ne diyor notta? Stereografik iz düşüm altında Riemann küresinin üst kısmı yani kuzey yarım küresi modül z büyüktür bir bölgesine alt kısmı yani güney yarım küresi modül z küçüktür bir bölgesine ekvator düzlemi ile kesişen kısmı ise kısmı ise modül z eşittir bir çemberine resm olur. Hemen bundan da bahsedelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ee, şimdi bu kuzey yarım küreden şöyle kırmızıyla göstereyim. Buradan bir lazer çizdiğimiz zaman, direkt aşağıya resmettiğimiz zaman şuradaki nokta sıfır noktasına geliyor mesela. Mesela şöyle bir lazer çizdiğimiz zaman, bu şu içindeki nokta bu noktaya geliyor. Yani bunu söylüyoruz. Kuzey yarım küre şuradaki çemberi düşünecek olursak, şu kürenin etrafını saran ve ekvator düzlemiyle kesilen çemberi düşündüğümüz zaman şöyle e, derinlik kazandıracak olursak bu modüze eşittir bir çemberi. Güney yarım küre tamamıyla modüze eşittir bir çemberin içine resmi oluyor. Kuzey yarım küre ne olacak arkadaşlar? Bu sarıyla gösterdiğimiz kısma resmi olacak. Bir tek şuradaki kısımlar kaldı. Yani modüze eşittir bir çemberi. Bunlar da nereye resmi olacak arkadaşlar? Mesela şuradaki noktayı düşünelim. 1, 0, 0 noktası öyle değil mi? Mesela bunları birleştirdiğimde bakın küreyle hiçbir noktada kesişmiyor. Fakat küreyle şu noktada kesiyor. Dolayısıyla bu noktanın görüntüsü kendisi oldu. Yani buradaki noktaların görüntüsü de buranın üzerinde olacaktır diyoruz. Bunu bahsettik. Örneğimize bakalım. Z eşittir 1 eksi 2 i noktasının stereografik izdüşüm altındaki Riemann küresindeki karşılığını bulalım. Şimdi yani bize şöyle bir z eşittir 1 eksi 2 i verilmiş. Biz istiyoruz ki bunun stereografik izdüşüm altında büyük z noktasının işte x1, x2, x3 koordinatları nelerdir diye soruyor. Şimdi bize ne lazımdı? X1 dediğimiz şeyi nasıl buluyorduk? 2 reel z bölü 1 e, modül z'nin karesi artı 1. X2 dediğimiz şey neydi? 2 imajiner z bölü modül z'nin karesi artı 1. X3 dediğimiz şey modül z'nin karesi eksi 1 bölü modül z'nin karesi artı 1 idi. Şimdi bize neler lazımmış? Şöyle Şekilli kalemimizle yazalım. Real Z. Real Z lazım. Real Z'yi nasıl bulabilirim? E, Z zaten belli değil mi arkadaşım? Belli. Real Z dediğim şey 1. İmajiner Z dediğimiz şey ne olacak arkadaşım? İmajiner Z. Eksi 2. Bir de ne lazım? Formülden bakıyorum. Modül Z'nin karesi lazım. E, modül Z'nin karesini de kolaylıkla bulabilirim herhalde. Ee, nasıl bulacağım? Bunun karesi artı bunun karesinin karekökü şeklinde öyle değil mi? Eksi -2'nin karesi 4, bir daha 5. Modül Z'nin karesi de 5'miş. Yani bu arkadaşları biz artık formülle yerine yazarsak istediğimizi bulacağız. 2 çarpı reel Z dediğimiz şey 1 bölü modül Z'nin karesi 5, bir daha 6. Yani 2 bölü 6'dan x ko x1 koordinatı 1 bölü 3 yaptı. X2 koordinatına bakalım. 2 çarpı İmajiner z eksi 2 bölü modül z'nin karesi artı 1 6 yaptı. Buradan da eksi 4 bölü 6 2'ye bölersem eksi 2 bölü 3 yaptı. En son arkadaş ise modül z'nin karesi 5'ti. 5 eksi 1 bölü 5 artı 1'den 4 bölü 6 o da 2 bölü 3 yaptı. Buradan büyük z'nin koordinatlarını bulmuş olduk. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 eksi 2 bölü 3 2 bölü 3 şeklinde bulundu. Şimdi bunu çözdün. Güzel. Biraz da vaktin kaldı. Sana tavsiyem. Belki işlem hatası yapmış olabilirsin. İnsanlık hali olur. Hemen şuna bak. Bunların koordinatlarının kareleri toplamının 1 olması lazım. Neden? Çünkü Riemann küresi üzerinde. Hemen kontrol edelim. 1 bölü 3'ün karesi. Eksi 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesi, karesinin toplamı acaba 1 mi? Hemen bakalım. 1 bölü 9, 4 bölü 9, 4 bölü 9 toplarsam 9 bölü 9'dan 1 yapıyor. Gerçekten de Riemann küresi üzerindedir diyoruz. Zamanınız var ise bunu da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer örneğimize gelelim. Bu sefer Z noktası Riemann küresi üzerindeki nokta verilmiş. Noktasının kompleks düzlemdeki izdüşümü olan x artı y noktasını bulun diyor. Hmm, yani ters stereografik izdüşüm. Yani bize z noktası verilmiş. 1 bölü kök 6, 2 bölü kök 6, eksi 1 bölü kök 6. Stereografik izdüşümün tersini şöyle gösteriyorum. Üzerine eksi 1 yazıyorum. Bunun dönüşüm altında z eşittir x artı iy'yi bul diyor. Acaba x nedir, y nedir? Bize bunları söyle. Şimdi hatırlayacak olursak arkadaşlar x dediğimiz şey neye eşitti? x1 bölü 1 eksi x3'e eşit. Şimdi ben x1'i biliyor muyum? Şöyle şekilli kalemimizi alalım. x1 dediğimiz şey bu. x2 dediğimiz şey bu. x3 dediğimiz şey bu. Her şey belli. Sadece yerine yazmak kalıyor. Çok zor bir şey değil. 1 bölü kök 6 bölü 1 eksi eksi 1 bölü kök 6. Bu işlemi yapacak olursanız arkadaşlar 1 bölü kök 6 artı 1 sonucuna ulaşırsınız. Peki burada y dediğim şey nedir? y dediğim şey x2 bölü 1 eksi x3. x2 dediğim şey 2 bölü kök 6 bölü 1 eksi eksi 1 bölü kök 6 yapıyor. Bu da yukarıda sadece 2 katı var. 2 bölü Kök 6 artı 1 yapar. Buradan artık sorumuzu bitirebiliriz. Küçük z dediğimiz şey x artı idi. x dediğim bu. y dediğim bu ise tabi burada düzenleyebilirsiniz daha fazla. Ben düzenlemeden bırakacağım. 2 bölü kök 6 artı 1 şeklinde bu stereografik iz düşümünün ters görüntüsünü almış olduk. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim biraz daha Minik bir teorik soruya, Çok teorik değil ama yine uygulama sorusu ama en azından yerine sayı yazmıyoruz onu söyleyelim. Z düzlemindeki tüm doğrular ve tüm çemberler stereografik izdüşüm altında Riemann küresi üzerindeki çemberlere resm olur. Kanıtlayınız. Ha. Z düzlemindeki doğruyu alıyorsun yani bir kümü alıyorsun artık ya da çemberi alıyorsun bir küme alıyorsun. Biz demin nokta ile çalıştık. Noktanın görüntüsüne baktık. Noktanın görüntüsüne baktık. Burada kümenin görüntüsü istiyor bizden. Riemann küresi üzerinde çemberleri resmi olur kanıtlayınız. Şimdi Z düzlemi üzerinde bir e, çember ya da doğrunun denklemi nasıl yazılıyor onu düşünelim önce. E, bir Çember veya doğrunun denklemi şu şekilde yazılır arkadaşlar a bölü x kare artı y kare artı cx artı dy artı e eşittir sıfır şeklinde yazılır. Şimdi niye böyle yazdık? Normalde aslında bir konik denklemi a A x kare artı b y kare artı cx artı dy artı e eşittir sıfırda. Fakat biz biliyoruz ki çember olabilmesi için a'nın ve b'nin eşit olması lazım. Dolayısıyla b yerine a yazdık tekrardan. Bunu da ortak paranteze aldık. Çember denklemi böyle yazılır. Peki doğru denklemi bundan çıkar mı? E çıkar arkadaşım. Neden çıkar? A yerine 0 yazarsan şunların gittiğini düşün. Cx artı dy artı e eşittir 0. E bu da doğru denklemi değil mi? Doğru denklemi. Güzel. O zaman biz genel denklemimizi şeklinde yazdık. Güzel. Şimdi bu arkadaşı formülde yerine yazacağız. Formülde yazılırsa. Şimdi x dediğim şeyi biliyorum ben. X dediğim şey neydi? X 1 bölü 1 eksi x 3. X 2 de y dediğim şey neydi? x2 bölü 1 eksi x3. Bunları o zaman yazmayı deneyelim. a çarpı hatta şöyle parantez alalım. Kaç tane parantezimiz var. Şimdi x gördüğüm yere x1 bölü 1 eksi x3 yazıyorum. Bunun karesi. Artı y kare var. x2 bölü 1 eksi x3'ün karesi kapat. Artı c çarpı x1 gördüğüm, e, x gördüğüm yere x1 bölü 1 eksi x3 yazdım y gördüğüm yere x2 bölü 1 eksi x3 yazdık. Artı e eşittir 0 denklemine ulaştım. Güzel. Şimdi burada işlem yapacağım artık. Kareleri açıyorum. Hatta burada ne yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu aşağıda 1 eksi x3'ün karesi. Burada da 1 eksi x3'ün karesi. Burada 1 eksi x3. Burada 1 eksi x3 var. Denklemin her yerini 1 eksi x3'ün karesiyle çarpalım ki burada paydadan kurtulalım. Yani o zaman ne olacak? A çarpı parantez içinde hatta şöyle yapabiliriz artık x1'in karesi artı x2'nin karesi artı c çarpı x1 çarpı burada ekstradan 1 eksi x3 gelecek artı d çarpı x2 çarpı 1 eksi x3 artı e çarpı 1 eksi x3'ün karesi eşittir 0 Denklemini ulaştım. Şimdi devam edelim ise diyelim. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesi bir de x3'ün karesi olsaydı 1'e eşitti. Demek ki x1'in karesi artı x2'nin karesi gördüğüm yerine yazabilirim. 1 eksi x3'ün karesi yazabilirim. Artı şimdi burada c çarpı x1 sonra 1 eksi x3 artı d çarpı x2 çarpı 1 eksi x3 artı e çarpı 1 eksi x3'ün karesi eşittir 0 oldu. Şimdi dikkat ederseniz hepsinde 1 eksi x3 çarpanı var. Hatta şurada 2 kare farkı var. Dolayısıyla burada her yeri 1 eksi x3'e bölersem 1 artı x3 buradaki 1 eksi x3 gidecek. c çarpı x1 artı d çarpı x2 buradaki de gitti. Burada da bir tanesi gitti. Artı e çarpı 1 eksi x3 eşittir 0 denklemine ulaşmış oldum. Şimdi burada x1 var, x2 var, x3 var ve sabitler var. Bunları dağıtıp toplarsam, mesela şuraya dağıtırsam, burası zaten dağınık, bir de buraya dağıtacağım. Şimdi ilk başta x1'i yazmak istiyorum. Ne var? c çarpı x1. Artı sonra x2'yi yazmak istiyorum. D çarpı x2 geldi. Artı x3 yazmak istiyorum. Bir buradan a'dan x3 gelecek. Bir de e'den gelecek. Fakat e eksi olacak. Yani a eksi e çarpı x3 geldi. Artı en sonunda sabitleri yazacağım. Buradan a gelir. Buradan da e gelir. a artı e eşittir. 0 oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada a eksi e sayısına ve a artı e sayısına başka sabit isimlerini verirsek. Yani cx1 artı dx2 artı buraya da işte f diyelim fx3 artı a artı e de g diyelim g eşittir 0. Bu nedir arkadaşlar? Düzlem denklemi. Düzlem denklemi nasıl hatırlıyor musunuz? ax artı by artı cz artı d eşittir 0 şeklindeydi hatırlarsanız. 3 boyutta düzlem denklemi oldu. Şimdi düzleme mi resmi oldu? Hayır. Unutmuyorsun. Ne yapacağız burada? Çok az bir şey kaldı. Şimdi biz bu işte kümenin görüntüsünü Riemann küresi üzerinde düzleme resmedemedik. edemedik. Şimdi şöyle bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. Bu düzleme resmi oldu ama bunu Riemann küresiyle kesiştirmemiz lazım. Yani düzlem ile Kürenin kesişimine bakmak lazım. Elinizde şöyle bir düzlem olduğunu düşünün. Bu küreyi kestiğinizi düşünün arkadaşlar. Mesela şöyle kestiğimizi düşünelim. Şöyle kestiğimizi düşünelim. Bunu e, düzleme küreyle keserseniz ne olacak arkadaşlar? Şuradan şöyle. Tabii üç boyutu tam güzel anlatamamış olabilirim buradan ama siz e, hissetmeye çalışın. Şöyle düşünün. Karpuzu böyle e, bir A4 kağıdı gibi bir şeyle kesiyorsunuz. Bir bıçak gibi kesiyorsunuz. Nasıl bir şekil oluşur? Bu şekilde bir çember oluşur. Dolayısıyla e, buradaki düzlem ile kürenin kesiminden. Şimdi onu nasıl anlatalım? Bu iki nokta diyelim. Bu kümeye işte ne diyelim? K kümesi diyelim. K kesişim. Ç, S. Bir. S dediğimiz şey Riemann küresi unutmayalım. Bir. Çember belirtir dedik. Yani en son adım önemli. Burada düzlem denklemini bulduk. Düzlemle Riemann küresini kesiştirdik. Bir çember bulmuş olduk. E bu önermenin tersi de yazılabilir aslında. İşte çemberler ters dönüşüm altında doğrular ve çemberlere resm olur deriz. Güzel bir soru. Tam böyle sınavda çıkabilecek tarzda bir soru. Burada videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. Artık sonsuzun komşuluğu hakkında ve genişletilmiş reel sayılar hakkında konuşup videomuzu bitireceğiz. Dikkat edilirse kuzey kutup noktası harç her nokta kompleks düzlem ile eşleşti. Yani burada kuzey kutup noktası hiçbir nokta ile eşleşemedi. Neden? Çünkü şöyle düşünelim. Şu noktadan bir lazer attınız. E, bu noktayı kesen bir nokta yok. Yani bu ancak nerede olur? Mesela lazeri paralel atarsanız belki bu nokta ile bir noktayı birleştirebiliriz. Fakat burada da bir noktayla kesmiyor düzlemdeki. Dolayısıyla burada şöyle bir şey yapıyoruz. Denklemde x3 yerine 1 yazılırsa. Yani 0 0 1 vardı ya. Orada x3 yerine 1 yazarsanız x dediğim şey x1 bölü şimdi aşağıya 1 yazarsak aşağısı ne olacak? 0 olacak. sayı bölü 0 tanımsız aslında. Burada da benzer şekilde tanımsız. Fakat burada Buradaki kompleks sayının modülünü sonsuza götürürsek yani limit durumunu düşünürsek bu noktayı genelleştirilmiş kompleks sayıların bir elemanı olan sonsuz ile eşleyeceğiz. Yani 1 yani 0 0 1 noktası nereyle eşleşmiş oluyor? Sonsuz ile eşleşmiş oluyor. Yani kompleks sayılar aldığımızda bu noktayı eşleyemiyoruz fakat genişletilmiş kompleks sayılar aldığımızda biz bu noktayı e stereografik izdüşüm altında eşleyebiliyoruz. Burada C'nin kapanısı şeklinde gösterilmiş. Biz bu kümeye genişletilmiş kompleks sayılar diyeceğiz. Tabii şurada eksik yazmışız arkadaşlar. Şöyle olacak ha. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Kompleks sayılara sonsuzun katılmasıyla söylüyoruz. Yani burada işte şuradaki noktanın şeyi vardı ya siz söyleyin. E, stereografik iz düşümü ne olacak? Buradaki yani kompleks düzlemdeki sonsuzluk olacak. Sonsuzun komşuluğunu da aslında bu şekilde gösteriyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu arkadaşın komşuluğu böyle bir yer, öyle değil mi? Şöyle bir yer gibi düşün. Komşuluk şu. Şimdi biz şuradaki kırmızı ile Çizdiğimi işte buradaki Çemberler nereye gidecekti? Çemberlere gidecek. Dolayısıyla çember şöyle bir çembere gitti değil mi? Tabii komşuluk dediğimizde şöyle nokta nokta olması lazım. Tam olarak bu nokta nokta çizdiğim kısım buraya denk gelsin. Peki ben bu komşuluğu nasıl e anlamlandıracağım? E peki biraz daha şöyle gelirsem bu daha büyüyecek değil mi? Biraz daha gelirsem daha büyüyecek. E artık bu kutup noktasında sonsuza gelecek. Demek ki sonsuzun komşuluğu dediğimiz zaman e, şunu anlayacağız. Şurada bir R sayısı düşünelim. Tabi burası eksi R burası artı R olmak üzere. Sonsuzun komşuluğu buradaki R yer çarplı. diskin dış tarafı yani kompleks düzlemin bu diskin yani işte şuraya almıyorsunuz dış tarafı alıyorsunuz öyle söyleyelim. Yani bir sonsuzluğun komşuluğu da bu şekilde anlamlandırıyor. En sonunda son diyeceğimiz de Gelip bitirelim. Bu bize şunu gösterir. Küre üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık ile bu noktaların projeksiyonu olan iki noktasın iki nokta arasındaki uzaklıklar arasında büyük farklar var. Yani şöyle düşünebiliriz. Hani haritalandırmak diye bizim amacımız. Bakıyoruz. Normalde küre üzerinde iki nokta arası mesafe ile bunu Kağıda döktüğümüzde yani düzleme döktüğümüzde iki nokta arasındaki uzaklık çok büyük farklar var. Yani oradaki uzaklık sallıyorum 500 kilometre ise yani kağıttaki uzaklık 500 kilometre değil. Yani bu büyük bir fark yaratıyor. Dolayısıyla bu peki neden böyle oluyor? Çünkü küre sınırlı olmasına rağmen Z düzlemi sınırsızdır diyoruz. Son olarak da da büyük Z ile büyük V bu Riemann küresi üzerindeki iki noktaları olmak üzere bu noktaların iz düşümleri sırasıyla küçük V ve e, küçük z ve küçük w olsun. Bu durumda bu iki nokta arasındaki uzaklık ile bu arkadaşlar arasındaki uzaklıkla bir ilişkisi var. O da gerçekten e, uzun uzun şey yapmayacağım. E, formülleri çıkarmayacağım. Burada sadece bunu e, direkt vereceğiz. Büyük z ile büyük omega arasındaki uzaklık şu formül ile hesaplanır. 2 çarpı z eksi w'nun modülü bölü. Kare kök içinde 1 artı z'nin modülünün karesi çarpı 1 artı omega'nın modülünün karesi şeklinde. Şimdi burada şunu düşünüyorum. Acaba omega yerine yani büyük W yerine sonsuz yazarsam ne olur? Yani z'nin sonsuz ile arasındaki uzaklık gibi düşünebilirsiniz. Burada ne yapacağım? bu arkadaşa e, arkadaşı hesaplayabilmek için büyük omega'yı sonsu, modülün sonsuza götüreceğim. Çünkü sonsuz olmasının mantığı limitinin sonsuza gitmesi. Dolayısıyla şuradaki limite bakacağım. W sonsuza giderken. Tabi buradaki pardon. Buradaki W şuradaki küçük W. Unutmayalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. Şurayı e, her tarafı W'ye bölüyorum. Aşağıda her tarafı W'ye bölüyorum. Buradan 2 çarpı z bölü w eksi 1 bölü W'ye böldüm. Şuraya aldım. Bu geliyor. Şimdi W'ye sonsuza götürürsem burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Eksi 1'in modülü neye eşit arkadaşım? 1'e. Dolayısıyla yukarıda ne kaldı? Sadece 2 kaldı. Aşağıda ne var? Sıkıntı yapan bir yer var mı? Sonsuzluk durumu var mı? Yok. Aşağıda ne kaldı? Burası da zaten komple 1'e gitti. Bu kaldı. Dolayısıyla Büyük Z noktasının sonsuz ile arasındaki mesafe diye konuşursak nasıl hesaplanıyor? 2 bölü kök içinde 1 artı Z'nin modülünün karesi şeklinde hesaplanıyor. Bunu da verdik. İleride kullanacağız. Bence çok güzel bir video oldu. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Burada uygulamalar dışında bazı sorular olacak. İleride bölüm sonu sorularını ekleyeceğiz. Onlar da ee, bu konuyu da onlarla pek olacağız. Bu videomuz bu kadar da İlaki videolarda görüşmek üzere.